Merhaba, ben Tuğba Harmankaya, sınıf öğretmeniyim. Muş'ta görev yapmaktayım. Mesleğimin 11. yılındayım. Sizlerle bugün Ekip Arkadaşım Ailem Projesi'ni konuşuyor olacağız. Ekip Arkadaşım Ailem Projesi aslında velilerle öğretmenler arasında sürekli konuşulan bir durumdan ortaya çıkan bir proje. Yıllardır yaptığım öğretmenlikte şunu fark ettim ki velilere öğretmen olarak biz hep şunu öneriyoruz. İşte çocuklarınızla kıymetli zaman geçirin. Kaliteli zaman geçirmek önemlidir. Ancak bundan bahsediyorken velilere neler yapabileceğine dair örnekler vermediğimizi fark ettim. Bunun üzerine çocuklarla velileri bir araya getirmek ve evde geçirilen zamanı daha kıymetli hale getirmek için bir proje düşündüm. Bu projede ahşap materyaller kullandık. Ahşap zeka oyunlarına yer verdik. Bu oyunları oluşturmak için de Muş ilinde merkezde olan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeki mobilya ve iş tasarım bölümündeki öğretmen ve öğrencilerle işbirliği kurdum. İşbirliğinde şöyle bir güzellik vardı. Bütün oyunlar geri dönüşüm malzemeleriyle oluşturuldu. Mobilya ve iç dekorasyon bölümünde görev yapan öğretmenler ve öğrenciler devlet okullarına masaları ve sıraları yapıyorlar. Bu masa ve sıra yapımlarından arta kalan malzemeleri ve tahtaları oyunlara dönüştürdük. Tam 9 tane zeka oyunu oluşturduk. Bu oyunları sonrasında 5 haftalık bir eğitim programında velilere aktarmak için düzenledik. Velilerle yaptığımız ilk toplantıda onlara şundan bahsettim. Çalışmamızın işte öğrencilerine nasıl faydalı olacağı, kendilerini nasıl etkili bir şekilde günlerini hem planlama hem de çocuklarıyla daha anlamlı vakit geçirme adına onlara nasıl katkılar sunacağından bahsettim. Sonrasında 10 tane annemiz ve aslında bu annelerin içerisinde kendi öğrencisi hala aktif olarak okulumuza devam etmeyen anneler de vardı. 10 anne 5 hafta boyunca 9 tane zeka oyununu konuşuyor olduk. Burada şöyle bir farklılık yaptık. İlk etapta ilk 3 hafta boyunca anneler okula geldiklerinde ben onlara drama yöntemiyle beraber oyunları öğretiyor oldum. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Örneğin burada bir tangram oyunu var. Bu tangram oyununu ilk etapta ben velilere aktarıyorken şöyle söylüyordum. Bu okul, bu da aile. Okulla aile bir araya geldiği zaman çocuk onların yanında bir güneş gibi doğar. Yani oyunu onlara aktarıyorken ilk etaptan itibaren drama yöntemini kullandım ve bu şekilde o hem onlarda da kalıcı hale geldi. Hem de çocuklarına bu oyunları öğretiyorken ki projeye katılmanın bir tek bir şeyi vardı şartı. Öğrendikleri oyunları hem kendi çocuklarına hem de bir başka yetişkine öğretmelerini bekliyorduk onlardan. Çocuklara aktarıyorken de bu şekilde bu oyunlarla biraz da psikososyal desteklerini de sağlama amacıyla bu şekilde bir süreç izledik. İlk 3 hafta boyunca onlara oyunların kurallarını öğrettim ve aslında böyle rekabete dayalı da bir ortam oluşmaya başladı. Sonrasında son 2 hafta için işte bu rekabeti olumlu yönde kanalize edip onların kuralları öncesinde verdim. Oyunların kurallarını ve evde okuma yazma bilmeyen kadınlar çocuklarıyla bir şekilde okuma yazmaya dair bir süreç başlatmak durumunda kaldı. Ve çocuklarıyla okuma yazma çalışmalarını başladılar, ilerlettiler. 5 haftanın sonunda okuma yazma bilmeyen bazı annelerin de okuma yazma becerilerinin biraz daha ilerlediğini, oyunlarla beraber aile içi iletişimlerinde olumlu yönde değişiklikler olduğunu gözlemledik. Komşular arasında böyle çay sohbetlerinin yanında onun oyunların olduğunu gözlemledik. Bizim yaş grubumuz 19-65 yaş arasındaki kadınlardan oluşuyordu. Köyde şöyle bir farklılık oluştu. Artık boş zamanlarında insanlar eşleriyle, çocuklarıyla ve komşularıyla zeka oyunları oynar hale gelmişlerdi. Bu da tabii ki toplumda hem okul kültüründe hem de köy kültüründe olumlu yönde gelişmelere ve değişmelere neden oldu. Bunun sonrasında ekip arkadaşım ailem projesiyle birçok yarışmaya katıldık ve güzel dereceler elde ettik. Bu proje hem öğretmen arkadaşlarımıza öneri olarak sunulabilir, hem de Türkiye'de yaygınlaştırma adına var olan ahşaplardan ve ahşabın şu anda günümüzde de sağlık için daha anlamlı olduğu sürekli söylenir hale gelmişken, mevcut illerindeki mesleki liselerle iletişime geçip her öğretmen kolaylıkla projeyi uyguluyor olabilir. Projeyi uygulama aşamasında destek isteyen öğretmenlere de büyük bir zevkle yardımcı olurum. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.